أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله رب العالمين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbim okumuş olduğumuz ayetleri anlamayı, anladığımızla amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Mahlukatın milyon kere milyon adedince Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bizi insan olarak halk etti. Bu insanlığın içerisinden iman nimetiyle şereflendirdi. Bu iman nimetiyle bizi birbirimize kardeş kıldı. Sayılı bir ömre sayısız nimetler bahşetti. Sayılı ibadetlere sonsuz cennet vaat etti. Edibimiz, önderimiz, baş öğretmenimiz, baş komutanımız, canımız cananımız, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahlukatın milyon kere milyon adedince salatu selam olsun. Aziz kardeşlerim, yapılacak sohbetten önce anlatanı sonra siz aziz kardeşlerim dinleyenleri nasiplendirsin. Bakınız okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde Rabbimiz bizlere ne buyuruyor? Estaizu billah ve ataakum min kulli ma saeltumuh ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Evet. O size istediğiniz her şeyden verdi. Şöyle bir tefekkür edelim kardeşlerim. İnsan oğlunun elindeki nimetlere ne istediysek Allah verdi. Evet, kul isterse, azmederse Allah vereceğini vaat ediyor. Ama istemesini bilirsek verir. Bazen biz çok aceleci davrandığımız için hemen isteğimizin yerine gelmesini arzularız. Okumuş olduğum yerlerde İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından çok özel örnekler var. Doğrusu bugün sizlerle çok farklı bir sohbet paylaşacaktım. Okuduğum yerden ayrılamadım. Dedim burayı bugün işleyelim. Bu gerçekten çok ilginç yerler. Aslında Kur'an'ın hepsi acayip. Yani aciz bırakan insan tefekkürünü, insanın dünyasını taze tutan, yepyeni, sanki şu anda gelen ayetler, kıyamete kadar tazeliğini koruyan bir usluba sahip. İşte muhteremler, Allah-u Teala bizlere ne istesek, ne arzularsak vereceğini söylüyor. Evet, insanoğlu bazen ama hayrı istediği gibi şerri de ister. Maalesef. Hayatında öyle çalışır, çabalar, bir yerlere gelmek ister veya zengin olmak ister. Zengin olmak ister. Arzular bunu. Oysa müminler sadece dünyalık arzularda bulunmazlar. Müslümanlar Rabbena atina fi'd-dünya haseneten وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar Allah'ım bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Sadece dünyalık değil. Evet, işte bu insanlara Allah-u Teala dünyada istediklerini verdi. Şöyle bir tefekkür edelim. Eğer size verdiğimiz وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Size verdiğimiz nimetleri sayacak olsanız sayamazsınız.
Ancak aziz kardeşlerim, kullar bu nimetlerden bazen gafil olurlar. Elinden çıktıktan sonra o nimetin değerini anlarlar. Bunların en önemlileri sağlık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini, değerini bilin diyor. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini, meşguliyet gelmeden boş vaktin kıymetini, darlık sıkıntı gelmeden elinizdeki varlığın kıymetini bilin diyor. Ya insanoğlu çok aceleci olduğundan bu nimetleri pek önemsemez. Vaktin, boş vaktin kıymetini, meşguliyet gelmeden önce idrak etmek. Boş vakti Müslümanın olamaz. Vakit öldüren bir kimliğe dönüşemez bir Müslüman. Müslüman iki zamanı, iki günü eşit olan zarardadır anlayışıyla hareket eder. Onun için aziz kardeşlerim, bu nimetleri bilmemiz gerekiyor. Sağlıktan, sıhhatten daha büyük bir nimet var. Dünyaları bize verseler, sağlığımızdan ödün veremeyiz. Sağlığımız yerinde olsa, dünyanın bütün nimetlerine bedel olduğunu anlarız. Evet, işte bu tefekkürü her zaman diri tutacağız kardeşler. Bakınız muhteremler, bazı işler var, madde ile parayla satın alınması mümkün değil. Sağlık, iman. Diyeceksiniz ki ya hocam, sağlık, ben ilaçlarımı alırım, tedavi. Hayır, öyle değil. İstediğiniz doktorlara gitseniz, şifa veren Allah o şifayı vermemiş ise şifa bulamazsınız. Onun için İbrahim aleyhisselam hayatı boyunca bütün yönleriyle tevhid akidesinin en yüce sembolü olan bir yaşam tarzı sergiler ve 90 küsür yaşlarına varıncaya kadar çocukları olmaz ve ondan sonra Allah'ıma şükürler olsun ki bana ihtiyarlık çağımda İsmail'i ve İshak'ı nasip eden Allah'a, işte duaları işten odur der, dua eder. Aziz kardeşlerim, onun için nimetleri saymakla bitiremiyoruz. Allah bu nimetlerin ziyadesini şükre bağlamış. Ve in şekertum le azidennekum. Şükrederseniz size nimetimi artırırım diyor. Her gün insanların ruhuna melekler şöyle seslenir. Ey ya Rabbi, bu kul cömerttir. Bu kul nimetin kadrini, kıymetini bilen, senin yolunda infakı seven bir kuldur. Onun nimetini artır ya Rabbi diye dua ederler. Aziz kardeşlerim, varlıklı olmak, maddi olarak her şeye sahip olmak değil ki. Dünyalar kadar servetiniz var ama yiyemiyorsunuz. Ondan nasiplenemiyorsunuz. Bundan daha büyük bir fakirlik var mı? Ya, bu fakir insan. Bu fakir olan kimsedir. Neden? Bu kadar serveti var, İstifade edemiyor. İşte Allah onun kalbine öyle bir cömertlik vermiş ki, öyle bir cimrilik vermiş ki, o cimrilikte o servetinin nimetini üstünde göremiyor. Aç. Allah Resulü birini gördüğünde, ey mübarek diyor, senin yok mu bir güzel giyinmen gereken güzel bir kıyafetin? Var ya Resulallah, çok zenginliğim iyi yerindedir halim vaktim. Allah nimetini kulun üzerinde görmesini severdir. Git onları giydir. Aziz kardeşlerim, şükür nimeti arttırır. İlk ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Arkasından hemen ne geliyor?
Fatiha'nın ilk ayeti, Kur'an'ın sayfasını çevirdiğimiz ilk ayet, ilk sayfa. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz kardeşlerim, Allah'ı unutan, Allah'tan istemeyen, Allah'ı devre dışı bırakan, kendini zengin sayan, kendini müstani, erra'a müstane, kendini zengin saydı o insanoğlu. Ne nankör insanoğlu. İnnel insane li rabbihi lekenud. İnsanoğlu Rabbine nankörlük edicidir diyor Allah. Nankör olmamamız, huzuru yakalamamız, nimetlere şükürle mümkündür kardeşlerim. İşte parayla satın alamayacağımız bir takım nimetler var. Sağlık, iman, haya, ilim, edep, kültür, bunları parayla satın alamazsınız. Bunlar parayla satın alınmayacak son derece değerli var olan işlerdir. Rabbim bizleri şu sayamayacağımız kadar bütün nimetlerde şükrünü ifa eden kullardan eylesin.